Ben hedeflerde bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Galiba 4 tane var mı? Evet, 4 tane var. Belli oluyor herhalde. Ama ben şunu söylemek istiyorum, oyunculara da onu söyledim. Ben pek orayla, yani ben kupayla çok ilgilenmiyorum. Ben şöyle ilgilenmiyorum. Ben bugün ne yaptığımıza bakmak istiyorum. Yani çocuklara da onu söyledim. Yani sahaya girdiğimizde bugün, çünkü kupayı düşünmeye başladığınız zaman oraya bir türlü gelemiyorsunuz. Yani bugün o kupa için ne yaptık? Yani bugün bu sahaya girdiğimizde bir kupa kazandık mı? Bir şampiyonluk yaptık mı? Bir şampiyonluk kazandık mı? Veya bir en ufak bir şeyi kazanabildik mi? Yani bir tane birebir oynarken geçilmedik, orada bir kupa kazandık mı? Ya da bir tane biri screen'den çıkarken bir şey oldu, orada bir kupa kazandık mı? O anı kazandık mı? Yani şu andan itibaren başlıyor o iş. 4 ay sonrasına ya da 5 ay sonrasına oralara şimdiden konsantre olmak değil, bugün ne yaptık, bugün kupa kazandık mı, bugün bir maç olsaydı o kupayı kazanır mıydık? Önemli olan bu olduğunu söyledim ve onlara her gün, her anın, her günün, her anın, her saniyenin, her pozisyonun bir kupa, bir şampiyonluk olduğunu söyledim ve o şekilde çalışılması gerektiğini söyledim. Bence o şekilde çalışılırsa iyi oyunculara, iyi çalışan takıma, iyi insanlara iyi sonuçlar her zaman gelir. Yani ben öyle düşündüğüm için öyle ilerlemeyi tercih ediyorum. Bir araya girmek istiyorum. Geçen yıl 3 kupa vardı. Bu yıl 4. kupa Cumhurbaşkanlığı Kupası. Türkiye Kupası'nı biz kazandığımız için ve Fenerbahçe'de lig şampiyonu olduğu için bu sene ekstra bir kupa oynayacağız. Geçen yıl 3 kupa hedefiyle çıktık. Final oynadık 3'ünde de 1'ini alabildik. Bu sene 4'ünün de finalini oynayıp inşallah o kupayı alıp Mersin'e hediye etmek istiyoruz. Yok, hiçbir eksiğimiz yok. Tamamen hazırız. Yani hazırız derken hiç, yani daha yeni başladık. Hiç hazırlıkları göreceğiz. Ama herhalde ben şöyle söyleyeyim size. Ben WNBA'de çalışıyorum. Hepiniz takdir edersiniz, biliyorsunuz. Ama böyle bir salon, böyle bir imkan, böyle bir yer şu anda WNBA'de bile çok sınırlı sayıda. Dolayısıyla buranın bir hak edişi var. O hak edişinde olması için elimizden gelen değil, elimizden gelenin daha fazlasıyla uğraşacağız. Buyurun Özbey. Teşekkürler. Valla yani bu herkesin söylediği şey, yani bu biz bir spor yapıyoruz. Bu spor izleyenlerle güzel. Bunun çeşitli dinamikleri var. Yani bu dinamikler bir tanesi insanlar. İnsanlar buna ne kadar, yani bir product koymanız lazım ortaya, bir mal koymanız lazım. Bir, yani kötü bir kelime olmasın diye bir şey seçmeye çalışıyorum ama bir şey koymanız lazım ortaya, güzel bir şey koymanız lazım. Ondan sonra bunu insanların gelip izlemesi lazım, değil mi? Yani burada bir sürü parça var. Biz bir şey ortaya koyar, insanlar yavaş yavaş bu şeyi sahiplenir ki geçen sene anladığım kadarıyla çok dolu salonlara, sahalara oynadı bu takım. Bundan da başka bir şey beklemek şey olmaz. Yani o sahayı doldurmak, o salonu durdurmak. Ben sadece WNBA'de değil, yıllarca bu camiada görev aldım. 15-17 sene civarında yardımcı antrenörlük yaptım liglerde. Birçok büyük kulüpte inanın bazen çıkıp da 10 tane, yani bir sürü emek veriyorsunuz, bir çıkıp çıkıyorsunuz sahada, bunu büyük kulüpler de dahil 10 tane insan görüyorsunuz. Ne oyuncuyu motive etmek kolay, ne kendinizi motive etmek kolay, ne başkasını motive etmek kolay.
bu iş o insanlarla güzel, o izleyenlerle güzel, sizlerle güzel. Çünkü sizden yayılıyor bu dışarıya, sizin aktardıklarınızla güzel. Dolayısıyla teşekkür ediyorum oraya değindiğiniz için. Tabii ki gelip herkesin desteklemesini istiyoruz. Bunun haricinde öyle güzel salon oynamak. Bunun için de arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmışlar zaten. Çok da güzel gözüküyor buradaki atmosfer. Şehrin takımı olması çok güzel. Yani bir kere en güzel tarafı o. Şehrin sahipleneceği bir takım var. Birincilikte oynayan, Avrupa kupalarında oynayan. Bence zaten bu şehir gerekeni yapıyor, yapacaktır da. Zaten sıcak bir şehir, sıcakkanlı insanların olduğu bir şehir. İnşallah kalabalık, böyle bizi motive eden tribünlere karşı oynarız. Ben teşekkür ederim. Başka soru var mı? Buyur Ali abi. Ben olumsuz etkilendiğini düşünmüyorum ama yolun yani şöyle, ben hep hayatım boyunca şöyle düşündüm. Bir kupa var burada ve bir yol var, değil mi? Yani bu kupa işin en sonundaki kısmı ama bu yol en uzun kısmı. Hiç kimse buraya, yani bu kupa da burada, yani bu kupa aşağıda değil, yani böyle yukarıdan aşağı gitmiyorsunuz, buna koşarak gitmiyorsunuz. Böyle yukarıda buna tırmanmanız lazım. Şimdi bu tırmanmak işini herkes yapmıyor. Yani düşünün, dağın tepesine bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ne güzel olur şu tepeye çıksam da bir görsem. Ama oraya çıkabiliyor musunuz? Yani o yol var mı? O yolu gidebiliyor musunuz? Çıkabiliyor musunuz? Yani yiyor mu? Yani oluyor mu? O zaman işte o yani onu yapabiliyor muyuz? Onu yapabilecek miyiz? Ama oyunculara da onu söylemeye çalışıyorum. Yani sadece o günü düşünmek ya da bugün bir tane antrenman yapıp yarın yapmamak ya da bir tane, yani 100 birim bir şey var. 100 birimin bir tanesini bugün yapıp 60'ını yarın yapıp 50'si ulaşamazsınız. Mümkün değil. Yok, olmuyor. Yani ben denendi bu. Ya da bir kere olur, sürekliliği gelmez. Şöyle yapmak lazım. O 100 birimin 100'ünü de kazanıyor muyuz? Ya da 99'unu da kazanıyor muyuz? Yani o anda onu yapabiliyor muyuz? Her gün rahatsız mıyız? Her gün buraya gelip zorlanıyor muyuz? En önemli olan o. Yani eğer zorlanmıyorsak, her gün kendimizden vermiyorsak, her gün oraya konsantre olmuyorsak, istediğimiz kadar orayı düşünelim, motive olalım, hiçbir şey ifade etmiyor. Motive ediyor tabii ki ama ben oranın düşünülmesinden çok iyi olduğu düşünmeyi tercih ediyorum. Buyurun. Hiçbir dezavantaj yapmaz. Gayet de özgüvendeyiz. Gayet de iyi bir takımımız var. Bizden daha kalabalık olan takımlar var. Bizden daha çok yabancısı olan takım ya da eşit takımlar var. Hiç, gayet çok çok böyle bir imkan sunulduğu için, bu kadar kaliteli insanlar geldiği için gayet motiveyiz. Gayet de hazırız her şey. Çok teşekkür. Neden? Bir kere organizasyon bunu çok hak ediyor. Yani gerçekten bu değerlendirmeyi yapabilmek için oraları görmek, yaşamak lazım. Ben hani şampiyonluklardan başka ekstra olarak yaptığım şeyler var. Mesela Türkiye'de bir zamanlar çok fazla All Star yapılıyordu. All Star'larda antrenörlük yaptım. Euroleague'in All Star maçı yapıldı. Orada antrenörlük yaptım. Süper Kupa maçı oynadım iki defa. Bir Galatasaray'la, bir yakın doğuyla. Yani oradaki organizasyonların hepsinde değişik şeyler gördüm. Ama burası bütün organizasyonların çok önüne geçmiş durumda. Bir kere bu yüzden çok hak ediyor. İkincisi, bir devamlılık var. Yani burada geçen sene final oynamış bir kulüpten bahsediyoruz. Burada tek kişinin başaracağı bir şey değil. Burada mutlaka belediyenin, valiliğin, şehrin, iş adamlarının, iş insanlarının desteği çok önemli. Bir kere iş insanları
bu kulübe inanması için buradaki devamlılığı, buradaki tesisleri görmesi lazım. Yani biz onunla da o koltuklarından söküp getirip buradaki tesislerdeki, buradaki oyuncuları, bu oyuncuların bir tanesi şimdi şaka değil yani bu seneki Women NBA'de şampiyon olan takımın MVP'si geliyor buraya. Yani daha önce burada oynamış olması, bu takımın daha önce de bu basketbola, kadın basketboluna ne kadar hakim olduğunu, geleceği gördüğünü ve oyuncuyu burada oynattığını da göstergesi olarak önem kazanıyor. Bütün bunları anlatabilmek lazım iş insanlarına. Ben burada Mersin İş Adamları Derneği işte yolun üstünde görüyorum. Oradaki insanların da buraya gelip bu tesisi görmesini çok istiyorum. Onu yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Vali ve kaymakamlık buradaki destek çok önemli. Yenişehir'in desteği çok önemli. Belediyeden de aynı şekilde de o destekleri bekliyoruz. Ya ne yapabilir? Bütün maçlara bir kere bir otobüs seferi koymak gerekiyor. Yani çeşitli yerlerden, çeşitli noktalardan o maçlarda olması lazım. Bu maçların dolması için de belediyenin desteği lazım. Şimdi Türkiye'den örnek vermek istersek Kayseri örneği var. Kayseri Eurocup'ta seyirci rekoru kırdı. 10 bin küsür seyirciyle bir maç oynadı onlar. Yani kaybettiler, orası önemli değil ama. Penaltıdan koştum abi orada. Evet. O maçta. Tam onu söyleyecektim ama sen erken davrandın. Onu yaşamış birisi şimdi burada. O organizasyonun nasıl olduğunu, yapıldığını bilen birisi var ve bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Yani belediyeyi buraya mutlaka işin içine sokmamız lazım. Çünkü Emre hocamızın dediği gibi burada taraftar çok önemli. Yani bizim birkaç tane oyuncumuz kesinlikle taraftarın desteğiyle çok farklı bir boyutta basketbol oynamayı seven bir kişiliğe sahip. Bütün bunların farkında olduğumuz için bu söylediğim insanları uyandıracak yazılar ve notlar, haberler sizin tarafından yapılması lazım ki o insanlar da sadece bizim söylediklerimiz değil de sizlerin yazdıklarını okudukları zaman bu bilgilere sahip olsun. Tabii ki. Evet. Önümüzdeki hafta bizim her zaman geleneksel olarak yaptığımız Çukurova Kapımız var. 29'unda başlayacak. Onun zaten bültenini de arkadaşlara ileteceğiz bu önümüzdeki haftanın başında. Sonrasında yine Emre Hocam'ın direktifleri doğrultusunda yakın gördüğümüz takımlarla maçlar yapabiliriz. Aynen öyle, aynen öyle, öyle temaslı maçlar yapabiliriz. Yani lige az kaldı ama turnuva maçlarımızdan sonra o konuya Emre Hocam daha net bilgi verecektir size. Çok daha hazır başlayacağımızı düşünüyoruz. Değil mi hocam? Evet. Yani düzenlemede öyle bir planlamamız var. Gelmeyen oyuncularımız var. Çünkü Dünya Kupası oynuyorlar. Biraz önce Zafer abinin söylediği gibi de final oynayan takımda, her iki takımda, biri şampiyon olan takımdaki MVP oldu. Diğer ikinci olan takımda, final oynayan takımda da iki oyuncumuz var. Onlar da belli bir dinlenme süresi, sözleşmelerindeki dinlenme sürelerinin sonunda bizim kadromuza dahil olacaklar. Yani Ekim'in ikinci haftasından sonraki hafta tam kadro çalışma imkanı bulacağız. Hatta son haftası. Son doğru. Haftası evet. Tam kadro çalışma imkanı bulacağız. Zaten Euroleague maçlarımız da Ekim'in son haftası. 25'inde deplasman maçlarımız başlayacak. İlk maçımız dışarı İspanya'ya gideceğiz. Sonrasında 2 Kasım burada geçen yılın şampiyonu Şopron'la inşallah Mersin halkının önüne çıkacağız. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum kulübümüz hakkında sizlere. Geçen sene biz 3 kupa 3 yürek sloganıyla çıktığımız ligde ilk toplantıyı sizle yapmıştık. Kahvaltılı bir toplantı yapmıştık hatırlarsanız. Size bizim için ne kadar değerli olduğunuzu anlatmaya çalışmıştım ben. Ama bizim de çok eksiklerimiz de çok doğru noktada buluşamadık. Bu yıl o hatalarımızdan ders çıkararaktan öncesinde ilk ziyaretleri biz size yapmak istedik ki birçoğunuz da zaten şu an gördüğüm arkadaşların hepsini de ziyaret ettik diye düşünüyorum. Bu ziyaretlerimize devam edeceğiz. Emre Hocam'a da biz bu konuda bilgi verdik. Hani Mersin basını nedir, nerelerdedir, neler yapabilir. Zaten bizim ikinci başkanımız Ali abi hepimizin kabul ettiği Mersin basının en önde gelen simalarından ve sizin hepimizin abi olarak kabul ettiğimiz birisi.
Adnan'ı zaten hepiniz tanıyorsunuz. Ben yine tekrar ediyorum geçen yıl söylediğimi. Size çok ihtiyacımız var. Yani belediyeyi hareketlendirmekte de çok ihtiyacımız var. Seyirciye maçı duyurmada da çok ihtiyacımız var. Bizim takımımızdaki oyuncunun ne kadar büyük oyuncu olduğunu, ne kadar şöhretli oyuncu olduğunu da anlatmaya ihtiyacımız var. Çünkü bir insanın değeri karşısındakinin bunun ne kadar farkında olduğuyla alakalı. Ben en büyük sıkıntıyı bizim takımı anlatırken burada yaşıyorum. Mesela Emre Hocam Türkiye'den gitmiş Amerika'da koçluk yapan ilk insan. İlk koç. Bunu mesela futbolda olsa herkes bilir ama kadın basketbolunda olduğu için maalesef sadece Mersin için söylemiyorum. Türkiye'de bile çok bilinmiyor. Benim bunu duyurabilmem, insanlara anlatabilmem için size ihtiyacımız var bizim. Zafer abinin kazandığı şampiyonlukları, Avrupa kupaları yani anlatamam. Şu an anlatmaya kalksam belki bir 10 dakika sürer. Bunu insanların bilmesi için sizlere ihtiyacımız var bizim. Artı bizim takımımızdaki her bir oyuncunun ben futboldan örnek vermekten bıktım artık. Nasıl futboldan örnek veriyorum? İşte Chelsea Gray diyorum, JJ diyorum, Divana Bonner diyorum. Böyle boş boş bakıyorlar bana. Ama şunu eklediğim zaman futbolun Ronaldo'su, Messi'si, kadın basketbolundaki Ronaldo'su, Messi'si bizde dediğim zaman insanlar bir anda bakışları değişiyor. Allah Allah gerçekten öyle mi diyorlar yani. Bunu ben hani kendi şeyimle çıkarttım. İlgilerini çekebilmek için uydurduğum bir cümle. Ama bu olmadan da bizim burada ne kadar değerli oyuncuların, değerli koçların olduğunu anlatmak sizler sayesinde. Ben istediğim kadar çabalayayım. Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Biz herhangi bir düşüncenin takımı değiliz. Biz herhangi bir kuruluşun takımı da değiliz. Biz bütün belediyelerin takımıyız. Biz bütün görüşte olan Mersin halkının takımıyız. Biz Mersin'in ortadaki birleştirici noktası olmak istiyoruz. Bunu lütfen bütün bizimle alakalı yazdığınız konularda yazmanızı rica ediyorum. Yani bizim ismimizin önündeki Yenişehir Belediyesi